Selamun aleyküm arkadaşlar. Selam güzel bir şeydir arkadaşlar. Doğru olursanız verdiğin selam bile tartışılır olur. Şu an bazı insanlar bilmiyorum beni konuşmak için savaşıyorlar. Mesela beni nasıl tanıyorsunuz? Videolarımdan tanıyorsunuz. Hareketlerimden, tavırlarımdan tanıyorsunuz. Ona göre kafanızda bir yer ediniyorum. Ve bundan fazlası değilim arkadaşlar. Videoda böyle konuşup sırtımı döndüğüm zaman başka bir adam olmuyorum. Neysem oyum. Bu sektörde yıllardır varım. 13 yaşından beri sporun içindeyim arkadaşlar. 4-5 yıl dövüştüm. Dövüş sporundan sonra arkadaşım vefat etti. Kafasını aldığı bir darbeden dolayı. Sonra o beni biraz etkiledi. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Size bir doktor bilim demez ki kafanızı duvara vurun, yumruğa vurun. Yani bilimsel bir şey değil. Ya bir bakıyoruz, dövüşüyoruz. Öyle böyle değil yani. Eskiden çok güzeldi. Dövüşüyoruz. Birisi selam verecek, elini kaldırırken böyle panik oluyorsun. Adamın şeyini kaburgasına vuruyorsun. Ani tartışmada ilk çenesine vur, çenesini kırıyorsun. Yani kavga uzamıyor ama verdiğimiz insanlara çok zarar vermeye başlıyorduk. Yani profesyonel dövüşen bir adamla tartışılmaz arkadaşlar. Çünkü ilk sık çeneye bir tane vuruyor, iş bitiyor zaten. Sen istediğin kadar güçlü ol vesaire ol. Ben sonra vücut geliştirmeye yöneldim. Vücut geliştirmede de işte ne yaptım arkadaşlar? Gönlümü verdim bu spora. Çünkü iri yarı kaslı olmak çocukluk hayalimdi. Mutlu oluyordum kendimi iri yarı görmek. Belki babayı görmedik çocukken. Babasız yetiştik arkadaşlar. Babam hükümlüydü. İşte hapishanede yatıyordu. Birkaç kere girdi çıktı. Bu cinayet olayları vesaire yaşandı. Haksızlığa gelemeyen bir insandı. Bizi babasız bıraktı. Belki dedem de öyleydi. Annemin babası. O da bir arazi yüzünden cinayet olayı yaşandı. Hapishanede yattı yıllarca. Belki ailede büyüklerimizin eksikliğinden dolayı hep güçlü olmak istedim. Spora yöneldim. Belki spordaki kafamdaki altyapı oydu, baskı oydu. Kendini güçlü hissetmek çok önemli. Çünkü bir babasız olunca anneniz var başınızda. 3 tane kardeşiz. Toplum acımasız. İnsanlar gerçekten acımasız kardeşlerim. Çok sorunlar yaşadık. Mesela şöyle anlatayım. Gece konuda oturuyorduk. Başımızda baba yok. Annem gidiyordu okulda hademelik yapardı. Okul zili çalardı. Annem sıraları silmeye başlardı. Ben sıraları toplardım. Vesaire vesaire. Öyle öyle yaşadık geldik bir yerlere. Güçlü olmak istedim. O yüzden belki güçlü görünmek istedim. Vücut geliştirme belki o sebepten dolayı çok sevdim. Çünkü bana çok şey katmaya başladı arkadaşlar. Benim vücudum değiştikçe hareketlerim değişti. İnsanların bana bakışı değişti. Küçükken 4-5 kişi önümü keserdi. Beni dövmeye çalışırlardı. güçlü olduktan sonra, iri yarı olduktan sonra inanın o kişiler yolda geldiği zaman bana yol açmaya başlarlardı. Bana bulaşmazlardı. Sonra baktım ki vücut geliştirme sporu bir baba gibi bana sahip çıktı. Bir büyük gibi. Belki onların eksiklikleri oldu. Özgüvenim geldi. Bu sefer bu gücümü kahpeliğe kullanmadım. İnsanları ezmeye kullanmadım. Hava atmaya kullanmadım. Öyle dar body giyme hevesi çok olmadı. İlk başlarda biraz o süreci yaşadım. Çünkü isterseniz erkeğiz. Kendimizi güçlü göstermek isteriz. Ama sonra body'leri falan bıraktık. Normal. Hani kendimize özgüvenimiz geldi. Tabii iri yarı olunca da arkadaşlar şöyle düşünün. 1.85 boyundasın. 54-55 santim kollar var. İri yarısın. Sanatçılara işte gittik korumalıklar yaptık. Her yerden çağırıyorlar. İşte iş adamları olsun. İşte yeraltı dünyasından insanlar olsun. Sizi iri yarı olunca onların dikkati sizde oluyor. Sizi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Çok ortamda bulundum arkadaşlar. Askerde zaten sporcu olduğum için seçimi özel harekat C timine seçilmiştim. 6 ay acem birliği yaptım. Özel harekat eğitimi aldım. Askerden sonra askerliği bırakmadık. Askerlik çünkü emir altı biraz beni yordu. Vatanını milletini seven bir insanım. Zaten gönüllüydüm. Kimseye eyvallahım yoktur vatan millet konusunda. O yüzden özel harekat eğitimini almak istedim. Seçildim ve üstüne basarak zorladım yani. O özel harekat için her şeyimi verdim.
O süreç de bitti, geldi, geçti. Sonra bu spora yöneldik arkadaşlar. Bu sporda salonda 5-6 saat salonda duruyordum. Niye duruyordum? İşte beni kimse çıkarmasın. İnsanlarla ilgileniyordum. Antrenmanlarımı yapıyordum. Param çok olmazdı gençken işte. Antrenman biter gider dürüm yerdim. İki tane tatlı alır yerdim. Ayran içerdim. Makarna yerdim. Eczaneden bir anapolon bulurdum böyle. 30 lira mıydı? 20 liraydı anapolonlar. Gider anapolon alırdım. 3 liraya primabolon vardı. Primabolon alırdık. Giderdik cami tuvaletinde arkadaşlarla birbirimize primabolon vururduk. Bir tane yarışmacı abimiz olurdu. 3-5 tane dekası artardı. Tavuk parasını bize dekaları satardı. Onu alırdı, tavuğunu alırdı. Samimiydik arkadaşlar. Çok güzeldi. Öyle birbirimizi kandırma diye bir şey yoktu. Ya bu işi öyle öğrendik. Böyle öyle bir yerlere geldik. Şimdi bazen insanlar diyor, sen kimsin Türkiye Fırat falan filan diye. Ben bu spora gönlünü vermiş bir insanım arkadaşlar. Bu sporda, bu ülkede kaç kişi profesyonelim, iyiyim diyorsa ben de onlar kadar bu işi biliyorum. Benden daha iyileri var, saygım sonsuz. Ama savaşçı ruhumuz var arkadaşlar. Ben daha iyi olmak için savaşmak istiyorum ve bu iddiadayım. Bu iddiadaysam en iyi benim değil. Ben en iyi olmak istiyorum. O yüzden de kimsenin gözümle korku yok. Çıkarım, yarışırım, üçüncü de olurum, beşinci de olurum. Sorun yok. Ama en iyi olmak için yarışıyoruz zaten. Yanlış mıyım arkadaşlar? En iyi olmak için savaşıyoruz. İşte vücut geliştirme sporu, işte bakalım şampiyonluğum oldu, başarılarım oldu. Başarılı sporcular yetiştirdim. 115-117 kiloları gördüm arkadaşlar. Bu ülkede o kiloları yağsız, sert görmek çok zordur bazı insanlar için. Onu yakaladım kardeşlerim. Sizin çok profesyonel, çok başarılı gördüğünüz çoğu sporcu kulağıma geliyor arkadaşlar. Eleştirmek için söylemiyorum. Çünkü bazı insanlar Türkiye Fırat kim biliyor. Sizin çok gördüğünüz başarılı kulağıma geliyor. O 95 kilo gezerken ben 115 kilo geziyorum. Bu benim azmimdir, başarımdır. Çünkü 20 yıldır bu sporu yapıp 90 kilo, 20 yıldır aynı 90 kilo gezen de var. 20 yıldır bu spor yapıp 70 kilo başlayıp 115-120 olanlar da var. Kim bence burada başarılı? Üstüne koyandır başarılı arkadaşlar. Yerinde sayanlar zaten bir şeyleri yanlış yapıyordur. Yerinde sayıyordur. İşte bir 2017 Kasım ayı, Kasım'ın 1 ya da 2'si uzun triceps kasım koptu arkadaşlar. MR sonucunda kopuk görünmüyor. Enflamasyon görünüyor. Ödem var, o görünüyor. O ödem kopma görünmediği için hep bir fizik tedavi süreci geçirdik. Tedavi olmadı. Elinde sonunda doktor pes etti. Beni ortopedi doktoruna ameliyat edilsin diye yönlendirdi. Ayın 22'sinde randevum var. İnşallah ameliyat sürecini atlatırım. O triceps kasım. Çünkü benim tricepslerim güzeldir. Severim arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu güzel yaratmış. Niye? Uzundur. Dirseğime kadar iner. Bazı sporcu kardeşim triceps kası kısadır. Hatta derler Türkiye çok genetik, kask genetiğin çok güzel derler. O yüzden triceps benim için önemlidir bu sporda. Duruş olarak, arkada görünüşüm olarak. Ama kas yukarı çektiği için ufaldı. 3-4 santim kolum ufaldı. Güçte düşüklük var. İşte bunu atlatırsam inşallah, ameliyat olursam, şimdi ameliyat olursam 2-3 ay belki spor yapamayacağım. Ama bacak çalışacağım. Bacaklarıma yükleneceğim. Mide çalışacağım. Belimi çalıştıracağım. Çünkü üst kol çalışamayacağımız için. Kolumu düzeldikten sonra düzenli bir şekilde çalışıp üst düzey güzel Amerika'da ya da NAC Universe, Bay Kainat'ta ağır siklette kendimi sergilemek istiyorum arkadaşlar. İlk 3'e kalırsam devam edeceğim. Finale giremezsem daha benim için yarışma olayı biter arkadaşlar. Çünkü haddimi bilmem lazım. Bunun eksikliği var içimde. Ben isterim ki size atletli, damarlı, paramparça bir Türker Fırat izleteyim. Onu yapamıyorum. Çünkü kendimi veremiyorum. Kolum sakat arkadaşlar. Yani bir aslan düşünün, bir bacağı yok. Ne kadar kendine aslanlık yapabilir o kadar. Ama bu süreçte ne yapıyorum arkadaşlar? Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. YouTube'da bilgi paylaşımına şöyle karar verdim. Paylaşanları izliyorum. Dolmuyorum, doymuyorum arkadaşlar. Yani adamın var 200 bin takipçisi, sadece magazin olarak geçiyor. Yani bir bilgi alamıyorum. Yeni başlayan adam bu sporu bilmediği için yanlış bilgi bile bilgi zannedebiliyor. Ya baktım bunlar bir şey bilmiyor.
bir şey de anlatmıyorlar, konuşuyorlar. Ulan diyorum, bu ilaç, sahte ilaçlar var, bunları anlatın. Hani insanlara bilgili olmak istiyorsunuz ya. Sahte ilaçları anlatın, sahte şunu anlatın, gerçek bilgileri verin, doğruyu anlatın, şu nasıl olur, bu nasıl olur. Yok arkadaşlar. Sonra ben kendimce hasbelkader yapmaya başladım. 5-6 aydır mı yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Şu an 4000 kişi falan olmuştur. İnşallah hedefim bu yıl bir 10.000 kişiyi görürüz. hedefimiz o inşallah. Bir yıl daha için 10.000 kişi. Ondan sonra alır gider gibi geliyor bana. Bu sporda arkadaşlar, çok o üst düzey çok büyük hocamızla arkadaşlığımız var. Çok büyük şampiyonlarla, eski üstadlarla oturmuşluğumuz, kalkmışlığımız var. Çünkü biz de o ortamın sporcusuyuz. Şampiyon olmuşuz. Yani o masada oturmaya hak sahibiyim. Ben kendimi öyle görüyorum. Sağ olsun onlar da o saygıyı bize gösteriyor. Ben de o saygıyı gösterip ellerinden öpüyorum büyük hocalarımızı. Bu ülkede ağır siklet sporcuları anons edildiği zaman 15-20 kişi anons ediliyorsa içlerinden biri de benimdir diye düşünüyorum. Yok değilsindir, sen kimsin diye de saygım var. Şampiyon olduğum için, çoğu markanın benimle çalışmak istediğini bildiğim için, çoğu kulübün gel bizim kulüpten yarışmaya gir diye peşimden koştuğunu bildiğim için böyle söylüyorum. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Simetri bizim sporda çok önemlidir. Benim belim arkadaşlar 78 santim bile gördü diyette. 78 santim. 1.85 boy, 100 kilo üzerinde 78 santim. Çünkü Allah vergisi bir bel inceliği var bende. Kaslarım narindir, yani bileklerim incedir ama kalına doğru gider. Bu da mezomorf görüntüdür arkadaşlar. Mezomorf bizim sporda, estetik görüntüde mezomorf daha beğenilir. Ektomorf düzdür. Direk gibi düşünün, dümdüz iner. Endomorf kalın duvar gibidir, kalın gider. Mezomorf üçgendir arkadaşlar. Mezomorf sporcular öbür sporculara göre podyumda daha çok dikkat çektirir, daha çok beğendirtir kendisini. Mesela bir Bikram'ı izlediğin zaman bir endomorf izliyorsunuz arkadaşlar. Ama bir Sean Raider izledik en son yarışmada. Bir mezomorf izledik arkadaşlar. Mezomorflar estetik olarak her zaman daha iyi gösterir kendisini. Yani bir yarışmada estetiklik ön plandaysa mezomorflar kesinlikle yarışmada şampiyon olur arkadaşlar. Bir de mezoların şeyi var. Ayarı, yüzdesi var. %60 mezo, %40 ekto. Ya da %30 endo, %70 mezo. Ben kendim mesela %70 mezo, %30 ekto diye görebiliyorum. Çünkü çok şey değilim arkadaşlar. Kalın bir sırta sahip değilim. Kalın bir bele sahip değilim. O yüzden arkadaşlar, eğer ektomorf vücudunuz var ise kendinizi bir endomorf ve bir mezo ile kıyaslamayın. Hiçbir zaman onun gibi bir görseliniz olmayacak. Moralinizi bozmayın. Ektomorflar arkadaşlar atletik fizik branşı için bence ideal vücutlardır. Daha çabuk kururlar. Belleri incedir, estetiktir. Daha sert adeleleri olur. Kendinizi o yönden ilerletin. Hani ektomorf olup da Mr. Olympia olacağım hayallerine girmeyin. Başaran vardır. Ama kas genetiği çok iyiyse başarır. Ama geneli %70'i başaramaz. Ama nedir? Ektomorfsanız arkadaşlar, atletik fizik branşı, short branşı sizler için ideal bir vücut tipidir. Mezomorfsanız arkadaşlar, bodybuilding, yani bir mezomorf her branşta gezebilir. Hard body de yarışabilir, classic body de yarışabilir. Çünkü mezomorf büyüyebilir, ince kalabilir. İki siklette de savaşabilir. Bana mesela bir hocam, Türker classic body'ye gir diyor. 5 kilo al, hard body'ye de gir diyebiliyor. Çünkü yapım müsait mezodan dolayı. Mezomorf kardeşlerim, yani şey, ektomorf kardeşlerim, bu sporda büyüme olarak geridesiniz. Estetik olarak karın kasları, ideal, seksi bir görüntüyü yakalayabilirsiniz. Moralinizi bozmayın. Hani hoş bir vücut da çıkarabilirsiniz. Ama bir endomorfla yarışamazsınız kütle olarak. Adamın da 55 santim kolu görüyorsunuz. Bir piramidi, belli kalın. O adamla yarışamazsınız arkadaşlar. Kolun belki hayatım boyunca 43-44'ü geçmeyecek.
Ne yapacaksınız? Kendinizi buna inandıracaksınız ve o siklette kendinizi ilerletin. O sikletin efsanesi olmaya çalışın. Atletik fizikte isim yapmaya çalışın. Bodybuilding takıntısından kendinizi kurtarın. Çünkü dünya para harcıyorsunuz, harcıyorsunuz, görüyorum, çırpınıyorsunuz. Bir türlü netice alamıyorsunuz. Niye alamıyorsunuz? Çünkü genetiğiniz izin vermiyor kardeşlerim. Genetikle savaşamazsınız. Genetiğinizle savaşamazsınız. Savaşırsanız sağlığınızdan olursunuz. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ektomorf kardeşlerim. Ektomorflarda ben şunu dikkat ediyorum. Ektomorf bir insan tiroid bezleri hızlı çalışıyor. Metabolizması hızlıdır. Farkındaysanız toplum içinde en çok kelimeyi onlar harcar. En çok sağa sola hareket onlar eder. Paniklerdir, atiklerdir, heyecanlılardır. İçindeki şeyi tutamaz, dışarı akıtmak ister. Çünkü genetik olarak ruhen de öyle bir yapıya sahipler, hızlıdırlar. Koşucu bir vücut yapısına sahiplerdir. Yani koşucu insanlardır ektomorflar. Seri insanlardır, atik insanlardır. Siz oturup şuradan bir bardak su alana kadar hantallık yaparsınız. Ektomorf alır gelir bile, düşünmez bile. Çünkü tiroidleri çok hızlı çalışır bu insanların. Patlayıcı hormonları çok hızlı çalışır bu insanların. Laktik asit geç salınır. Yorgunluğu geç hissederler. Ektomorflar o yüzden arkadaşlar, ektomorf bir insan adrenalinde glikojeni çok tutması lazım ki dolu dursun. Aşırı glikojen harcadıkları için arkadaşlar adrenalin yumuşak olur ve büyüyemezler ve bundan dolayı hep şikayet ederler. O yüzden ektomorf kardeşlerim, adrenalinizde glikojen tutmak için beslenin, vücudunuzu aç bırakmayın. Bir ektomorf sabah öğle akşam değil. Sabah öğle akşam beslen, ara öğün de ye. Adelen de glikojeni tut. Adelendeki karbonhidratı tut ki adelen dolu olsun. Çünkü sen normal bir ektomorfa göre, mezomorfa göre daha fazla enerji harcıyorsun. Daha fazla enerji harcadığın için senin daha çok depo tutman lazım. Çünkü arkadaşlar karbonhidratlar bizim adelemizi dolu tutar. Proteinler dolu tutmaz. Proteinler doku oluşturur. Kas kazandırır. Ama kazanılan kasın sert ve diri durması için arkadaşlar ne lazım? Karbonhidratlar lazım. Ektomorfların da ne yapması lazım arkadaşlar? Karbonhidratı fazla alması lazım. Çünkü metabolizması sincap gibi hızlı çalışır, kalbi hızlı atar. Yani bir ektomorfun nabzına bakın, bir de endomorfun nabzına bakın. Endomorf hani 100 atıyor, sonra 220 atıyordur arkadaşlar. Ektoların o yüzden dediğim gibi karbonhidrat almaları lazım. Aç bırakmamaları lazım kendilerini. Çünkü bir ektomorf aç kalırsa karbonhidrat depoları da öbür vücutlara göre düşük olduğu için vücut bu enerjiyi adeleden karşılayacak ve adele kaybı ektomorflarda daha hızlı olur arkadaşlar. Bir insan ektomorfsa, öğle yemeğini yemediyse, o öğün içeri glikojen yani karbonhidrat girmediyse vücut enerji ihtiyacını neyden karşılayacak? Vermedi. Bu sefer kastaki proteini çekip enerjiye çevirecek arkadaşlar. Ve o ektomorf hep şunu der. Ben büyüyemiyorum. Ektomorflar düzenli beslenecek. Ektomorflar çok dinlenecek. Uykusunu iyi alacak. Ektomorflar gergin yapıya sahip oldukları için kendilerini motive edip gergin olmamaya çalışacak, sakin gezecekler, sakinleşecekler. Çünkü her şeyi kafaya takıp sinir sistemi fazla çalış, sinirlenirler. Vücut fazla sinirlenden sonra asit salgılar. Bu da kas yıkımı demektir. O yüzden bir ektomorf arkadaşlar her şey, çok konuşur, çok dert eder her şeyi. O da asit salınımı ve kas kaybına sebep olur. Ektomorflar bana göre çok tekrar değil de ağır antrenmanla mesela 10 ilk set 10 ikinci set 8 üçüncü set 6 dördüncü set 4 tekrarlı ağırlık antrenmanları bana göre yapabilir. Başka bir hocamız başka derse saygı duyarım. Ben tecrübemden dolayı söylüyorum. Böyle antrenman sistemi, çünkü ağır girin arkadaşlar. Yani elinizden geldiği kadar ağır girin. Bu hani bir pompalı çok sistem yani şaşırtmak için bazen lazım. Ama genelde haftada en az 2 kere bu ağır sistemi çalışın. Bir hafta 4x12 ya da triset, süpersetler yapın, vücudunuzu şaşırtın. Ama en az ayda 2 kere bu tarz programları yapın arkadaşlar.
bu programlar görün, size çok faydası olacak. Size gerçekten faydası olacak. Ağır antrenman ve 40-30 saniye dinlenmeler arkadaşlar. Çünkü biz 30 saniye üstü dinlenmeyi tavsiye etmiyoruz. 30 saniye üstü dinlenmeyi powerlift ve güç kazanımı sporlarda tavsiye ediyoruz. Kas inşası için 30 saniye aşağısını tavsiye ediyoruz. Bilimsel bir şeydir. Bu tecrübemden kaynaklı bir bilgi değildir zaten. Ektomor kardeşlerim, şeker alabilirsiniz. Ama şeker size fazla enerji enerji vereceği için metabolizmanız yine hızlanacak. Bu da yine sizin kas kaybınıza sebep olacak. Ama yağ tutmadığınız için şekerden de korkmayın. Günde bir öğün canınız tatlı çekiyorsa yiyin. Ama güne yaymayın bunu. Ben mesela ektomorf bir vücuda sahip olsam, çok zayıf olsam sabah kalkarım. 2 tane muz, 1 tane patates, 100 grama yakın yulaf, içine 2 ölçek protein tozu. Mikserde çırparım arkadaşlar. İçine biraz da su katarım. Bunun ya su olur ya da elma suyu da olur. Elma suyu da güzel fikir. İçine bunu güzel mikserde çırparım. Lıkır lıkır içerim. Sonra öğlen yemeğimde koca bir paket makarna bitiririm. Sonra arkadaşlar proteinle karbonhidratı beraber almam. Çünkü sindirimde sorun yaşayan kişilerdir ektomorflar. Çok karışık yedikleri zaman geç sindirdikleri için acıkma geç geliyor ve genelde bundan dolayı şikayet ediyorlar. Ektomorflar mesela karbonhidratı 12'de yiyorsa o karbonhidrat sindirilip böyle 2 saat falan geçtikten sonra yaralandıktan, biraz mide rahatladıktan sonra şişkinlik gittikten sonra oturup protein, tavuk, balık eti tüketebilirler. Ektomorflar bence yağlı etleri tüketmeliler. Nedir? Balık, somon, balıktaki yağ. Anladınız mı? Yağlı etleri, kuzu eti, işte bunları tüketebilirler. Yani proteini yağlı alabilirler. Fıstık ezmesi yiyebilirler. Çünkü yağlı protein adeleyi çok hızlı doldurur. Bence sizin vücudunuz yağlı proteine daha yatkın. Yağı tüketmekten kaçmayın. Ektomorflar için söylüyorum. Yoğun alkol tüketen ektomorflar östrojen yükseldiği için derilerinde bozulma ve şey olur. Adam zayıftır. Göz kasları kemikleri görünür. Göz kemikleri görünür. Ama adam göbeği suludur, yağlıdır. O da niye arkadaşlar? Östrojen hormonu ve prolaktin hormonu gereksiz olarak fazladır. Bu sefer su ve yağlanmadan dolayı göbeğini bozmuştur. O yüzden ektomorflar alkol kullanmasın. Alkol hem tavsiye etmiyoruz. İçene de saygımız sonsuz ama biz tavsiye etmiyoruz. Alkol çünkü arkadaşlar vücuttaki kadınlık hormonunu yükseltir. Vücudun sulanmasını, kas kaybını yaşamasına sebep olur arkadaşlar. Alkol bizim sporumuzda yok. Zaten alkol kullanan profesyonel sporcuların derisinden zaten ödemini görüyoruz, anlıyoruz. Hemen zaten dokunduğu zaman kişiye diyorum sen alkol mü kullanıyorsun? Ektomorflar kesinlikle alkolden uzak duracak, uykularını alacak, karbonhidrat ve proteini bir arada tüketmeyecek, şekeri günde bir öğün tüketebilecek, kahveden uzak duracak, enerji içeceklerinden uzak duracak. Çünkü genetik olarak metabolizmaları zaten hızlı. Daha fazla hızlandırmak demek, daha çok kas kaybı demek. Çünkü siz yaktığınızı karşılayamadığınız için zayıfsınız arkadaşlar. Yaktığınızı karşıladığınız zaman kendinizi kontrol altına alabilirsiniz formunuzu. Antrenman sistemine değindik, beslenmeye değindik ektomorflar için. Psikolojisine değindik. İşte çok sinirlenirseniz daha çok kas kaybedersiniz. Sikletine değindik. Nedir? Aktif fizik yapacaklar. Suplement olarak ektomorf kişiler adelede BCA glutamini arginini eksik etmesinler arkadaşlar. BCA glutamin arginin kesinlikle eksik etmeyin. Sizin çünkü vücudunuzda hep bir şeyleri hazır halde tutmanız lazım. Bir endomorf, mezomorf bir nebze bunları halledebiliyor yapısındaki metabolik hızına göre. Ama siz çok hızlı olduğunuz için sizde her şeyin hazır olması lazım. Çünkü siz depolayamayan bir yapıya sahipsiniz. Bence sabah 20-25 gram BCA
20-25 gram glutamin, arginin tablet, çünkü arginin toz halinde çok iğrençtir, tadı kötü olur. 4 saatte bir 2-3 tablet Armidex. Mesela o içeceği günde 3 kere, 4 kere tüketebilirsiniz. 1,5-2 litreye doldurun arkadaşlar. Sabah, öğlen, akşam yanınızda gezdirin. 3-4 saatte bir içip bitirin. Vücudunuz, çünkü o her 3 saatte bir BCA'yı, glutamini görsün arkadaşlar. Çünkü kas yıkımına çok müsait olduğunuz için kas yıkımını engelleyen şey amino asitlerdir. Çünkü hep kası tamir eder, kası besler, kas kaybı olmaz. Amino asitleri biz o yüzden tercih ediyoruz. Niye? Çünkü kası yapan ana madde onlardır. Mesela kasınızda bir eksilme var, yırtılma var. Oraya kas konması lazım. Bu süreç nasıl oluyor? Kası yapan temel amino asitler, onlar lisininler vesaire, biliyorsunuz o isimleri. O amino asitler bir araya gelir. O kası yapacak proteini oluşturur. O proteinle gider o hücreye, o dokuyu oluşturur. Gözü oluşturan amino asitler bir araya geldiği zaman kası yapacak dokuyu oluşturur. Yani havuç yemeniz kas kazanımına çok faydası yok. Göze faydası var. Onu birkaç videoda size anlatmıştım. Ektomorflar sakin olacaklar. Metabolizmaları zaten hızlı. Gergin olmayacaklar. Mutlu olacaklar. Çünkü her şeye kafaya takan bir yapıya sahipler. Ve laktik asit çok salındığı için kas kaybına erişiyorlar. Yaktıklarından fazlasını yemeleri lazım. Onlar uykuda bile bir endomorfa göre, mezomorfa göre daha çok enerji kaybederler. O yüzden bir ektomorf 1.80 boyundaysa 80 kiloda çok güzel bir görüntüye sahip olur. Bir ektomorf 1.80 boyundaysa 90 kiloda harika bir görüntüyü yakalayabilir. Karın kasları çıkmış halde, aktif bir yapıda söylüyorum. Ama bir mezomorf, bir endomorf 1.80 boyundaysa 100 kilo görünmek zorunda. Yani bir ektomorfun da şu güzelliği var yani. Biraz öbürlerine göre az kiloda olsa bile güzel, yani kaslı, atletik görünebiliyorlar. Bir mezomorfun atletik görünebilmesi için hani 81-80 ise 95'leri görmesi lazım arkadaşlar. Yani belki yüzlere çıkması lazım ki çok güzel iddialı bir vücut çıkarabilsinler. Aklıma daha bir şey gelmiyor. Lütfen bana kızmayın. Ektomorflar çok muzdarip bu sporda. Bakalım. İkinci, bundan sonra videoyu ne yapacağım onu düşünüyorum.